Altınordu tarihinin sembol sporcularından kırmızı lacivertli armayı göğsünde 15 yıl onurla taşıyan İsmet Orhun Bilge'yi saygı ve özlemle anmak için toplanmış bulunuyoruz. Muğla'daki trafik kazasında 24 Aralık 1981'de henüz 35 yaşında kaybettiğimiz efsane futbolcumuz adına hepinize bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Dikkat! Öncelikle burada olmaktan dolayı çok gururluyuz, onurluyuz. Annemle, ailemle, buraya gelemeyen Orhun Bilge fertleriyle hepimiz. Babam vefat ettiğinde, yani 40 yıl evvel, ben 3,5 yaşındaydım. Yani genelde dolayısıyla amcamdan, annemden, ailemden ve çok yakın dostlarımdan, futbolcu arkadaşlarımdan babamı tanıma imkanı buldum. İyi sporcu olması hepsini söylediği bir şey ama bence en önemlisi ki bugün 40 yıl sonra burada onu anıyoruz. Bu harika tesise ismi verildi. Bence en önemlisi de iyi insan olması. Tabii ki sporculuğu çok önemli bir faktör ama bugün 40 yıl sonra burada onu bu güzel kardeşlerimizle anıyorsak bence bu biraz da bu iyi insan olmasına kaynaklanıyor. Dolayısıyla ben bugün bizi izlediğini biliyorum yukarıdan. Sizleri görüyor, iyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu mottosu gerçekten vücut buluyor sizlerde. Ben inanıyorum babam gibi nice sporcular yetişecek buradan bu organizasyondan. Bu vesileyle başta Mehmet Bey, Sinan Bey nezdinde tüm Altınordu camiasına onu unutmadıkları, her zaman vefa gösterdikleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Çok kısa bu solukta tutmadan babamın Altınorduluğuyla ilgili bir anekdot aktarmak istiyorum. Hatta arkadaki panoda da Metin Oktay'ın Milliyet Gazetesi'ne vefatından 2 gün sonra yazdığı kupür var. Babamın en iyi olduğu dönemlerde, milli takımda olduğu dönemlerde rahmetli Gündüz Kılıç'la Metin Oktay İzmir'e geliyorlar. Babamı Galatasaray'a götürmek için, transfer etmek için uzun görüşmeler oluyor. En sonunda babam ve dedem Altınordu'dan, İzmir'den ayrılamayacaklarını nazik bir dille ifade ediyorlar. Metin Oktay da bunu vefatından sonra kaleme alıyor. Tabii babam 15 yıl aktif sporculuk yaşamında kırmızı beyaz ve kırmızı lacivert dışında hiçbir forma giymedi. Yani atletizmde milli formayı giydi, futbolda milli formayı giydi ve çok sevdiği ve bizlere aşıladığı Altınordu aşkıyla da kırmızı lacivert formayı giydi ve sırtından hiç çıkarmadan kaptanlık yaparak kariyerini noktaladı. Ya biraz duygusalım, kusura bakmayın lütfen. Böyle bir babanın evladı olmaktan onur duyuyorum. Çok teşekkür ediyoruz hepinize. Biz çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. İşte o an düşersin aklıma sevgi dolu özlemle. Maçlarımı oynarım senin tesislerinde. Eserim rüzgar gibi seninle. Tesisleri gibi güzel yüreği İsmet Orhun Bilge. Çok teşekkür ederim. Burada çok güzel bir günde toplanıyoruz. Ben tabii ki daha sonradan okuyarak, kendisini tanıyarak bilgi hakkında bilgi sahibi olduğum çok değerli bir sembol isim. Her zaman yetenekli futbolcular olabilir,
başarılı futbolcular olur ama iyi insan olmak, kalıcı bir şeyler bırakmak, arkasından güzel şeyler söylenen değerli bir isim olmak çok önemli. Ben de çok buna çok önem veriyorum. Futbolcu olabilirsiniz, her türlü sporcu olabilirsiniz ama iyi insan olmak, arkandan kalıcı eserler bırakmak, arkandan güzel sözlerle söylenen birisi olmak ve Altın Ordu'nun şu an iyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu sloganıyla beraber, bakın yıllar öncesinden bu böyle gelen bir şey, tesadüf olamaz bu. Şimdi burada birçok çocuklarımız var, bunu çok önemli bir örnek olarak almalarını istiyoruz. Hayatınız boyunca iyiliklerin olduğu, her şeyi dürüst bir şekilde yapan sporcular olun. Böyle anılmak çok güzel. 40 yıl geçmiş tabii ki baktığınızda, işte oğlu ve eşi çok değerli bizim için. Ben de onlara bu anma töreninde güzellikler diliyorum. Nice nice bu anma törenleri tekrarlarız. Başkanımız Seyit Mehmet Özkan da çok güzel bir teyze. Çok değerli bir ismin adını vermesi bizi de çok gururlandırıyor. Bence çok anlamlı. Ben siz yaşlarda, belki daha küçük yaşlarda Altın Ordu'lu oldum. Ve şu camiada en çok 3 kişiyi tanımak isterdim. Birisi Sait Altın Ordu, tahmin edeceğiniz üzere. Birisi Büyük Başkanımız Can Dağıl Sokoğlu. Ve birisi de tabii ki İsmet Kaptanımız İsmet Orhun Bilge. Kendisini çok genç yaşta kaybettik. Senem teyze, Hakan'ım, onlar bize, camiamıza İsmet Kaptanımdan hatıra, emanettir. Onlar için büyük kayıptır. Ancak şunu da demeden geçemeyeceğim. 1981 yılında 35 yaşında kendisini kaybettiğimizde ailesi çok büyük bir kayıp yaşadı ama inanın camiamız da çok çok önemli bir kayıp yaşadı.